Sevgili öğrenciler, önümde bir kutu var, cevizler var. Bu kutunun içinde de ceviz var. Ve toplam 8 cevizimiz var. 5 tanesi burada, diğerleri burada, toplam 8 ceviz. Acaba kutuyu açmadan bu kutunun içindeki cevizlerin kaç tane olduğunu bulabilir miyiz? Evet. Nasıl buluruz? Elimi 8 yapıyorum. 5'i buradaysa 3'ü burada olur. Böylece içindeki 3 cevizi rahatlıkla bulmuş oluruz. Başka bir yöntemle şöyle de bulabiliriz. 5 ileriye doğru 8'e kadar sayabiliriz. 6 7 8 3 Demek ki 3 cevizimiz var. Toplama işlemi şeklinde gösterecek olursak 5 cevizimiz vardı. Kutuyu bilmiyoruz kaç ceviz var. Toplama işaretimizi koyalım. Şöyle. Bu birinci toplanan, bu ikinci toplanan, bu da toplam. Evet, ikinci toplananı nasıl bulacaktık? 5'ten ileriye doğru 8'e kadar sayacağız. 5, 6, 7, 8. Demek ki ikinci toplanan 3. Böylece ikinci toplananı da bulmuş oluyoruz. Başka bir işlem yapalım. Birinci toplanan 9. İkinci toplananı bilmiyoruz. Toplam 14. İkinci toplanan kaç acaba? Nasıl yapıyorduk? 9 ileriye doğru 14'e kadar sayacağız. 10, 11, 12, 13, 14. 5 saydık. Demek ki ikinci toplanan 5. Bu işlemde birinci toplananı bilmiyoruz. İkinci toplanan 6, toplam 13. Gene aynı şekilde yapacağız. 6'dan sonra 13'e kadar ileriye doğru sayacağız. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kaç? 7. Demek ki birinci toplanan 7. 7, 6 daha 13 eder. Bir toplama işlemi görüyoruz. Bunun adı toplanan. Toplanan toplamdı. Toplam 13. Bir toplanan 8. İkinci toplananı bulacağız. Birinci yöntemimiz 8'den sonra ileriye doğru 13'e kadar sayacaktık. 9, 10, 11, 12 ve 13. Elimiz 5 gösteriyor. Diğer toplanan 5. Şimdi başka bir yöntem göstereceğiz. Bu daha kolay. İkinci toplananı bulmak için ikinci yöntemi anlatalım. İkinci yöntemde çıkarma işlemiyle yapacağız. 13'ten 8'i çıkaracağız. 13'ten 8'i çıkaracağız. Çıkarma işlemini hatırlayalım. Elimizi 8 yapıyorduk. 13'ten geriye doğru sayıyorduk. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. Böylece ikinci toplananı 5 olduğunu bulmuş oluyoruz. Başka bir işlem yapalım. Birinci toplanan 7, ikinci toplanan bilmiyoruz. Toplam 12, ikinci toplanan kaç onu bulacağız. Çıkarma işlemi yöntemiyle yapacağız. 12'den 7'yi çıkaracağız. Elimize hemen 7 yaptık. Geriye doğru saymaya başladık. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Böylece
5'i bulmuş olduk. Diğerine gelelim. Çıkarma işlemi yapacağız. Bu toplananı bulmak için 18'den 12'yi çıkaracağız. Önce birler basamağını çıkarıyoruz. 8'den 2 çıktı. Elimizi 2 yapıyoruz. Geriye doğru sayıyoruz. 8, 7, 6. 1'den 1 çıktı. 0. Evet, bunu da bulduk. 6. Evet sevgili öğrenciler, bu toplananı bulmak için tekrar ikinci yöntem olan çıkarma işlemini yapacağız. 69'dan 34'ü hemen çıkarıyoruz. Önce birler basamağı, 9'dan 4 çıktı, 5 kaldı, 6'dan 3 çıktı, 3 kaldı, 35'i bulmuş olduk. 34, 35 daha, 69 eder. Diğer bir soruya gelelim. Bulmak için tekrar 78'den 42'yi çıkarıyoruz. 8'den 2 çıktı, 6 kaldı. 7'den 4 çıktı, 3 kaldı. İkinci toplanan 36. Böylece bulmuş oluyoruz. Toplama işlemlerindeki verilmeyen toplananları bulunuz. Bunlardan 2 tanesini yapalım. Birinci toplanan bilinmiyor. İkinci toplanan 22. Toplam 58. Gene çıkarma yapacağız. 58'den 22'yi çıkarıyoruz. Önce birlikleri çıkaralım. 8'den 2 çıktı. 6 kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Birinci toplanan 36. Şunu yapalım. Birinci toplanan bilinmiyor. Gene çıkarma yapacağız. 56'dan 36'yı çıkaracağız. 6'dan 6 çıktı, 0. 5'ten 3 çıktı, 2. Buraya 20'yi yazıyoruz. Böylece işlemimiz tamamlanmış oldu. Problem çözümlerine geçelim. Sorumuz şöyle. Bir toplama işleminde. Toplam 58. Hemen toplamı 58 yazdım. Toplananlardan biri 43. Biri 43. Diğer toplanan kaçtır? Evet. Böylece problemi bu şekilde yazmış oldum. Çözüme gelince ne yapacaktık? Çıkarma işlemi yapacaktık. 58'den 43'ü çıkaracağız. 58'den 43'ü çıkarıyoruz. 8'den 3 çıktı, 5 kaldı. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. Böylece diğer toplananın 15 olduğunu bulmuş olduk. Diğer bir sorumuza geçelim. Bir sınıfta 28 öğrenci vardır. Bu sınıfta 13 kız öğrenci olduğuna göre erkek öğrencilerin sayısı kaçtır? Toplam 28 öğrenci. Toplam 13 kız öğrenci. 13 kız öğrenci. Erkek öğrencilerin sayısı kaç? Bu bilinmiyor. Erkek öğrencilerin sayısını soruyor. Problemi bu hale getirdikten sonra çözüme geçebiliriz. Ne yapacaktık? Bilinmeyen toplananı bulmak için çıkarma işlemi yapacaktık. 28'den 13'ü çıkaracağız. 28'den 13'ü çıkaralım. 8'den 3 çıktı, 5 kaldı. 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. Böylece erkek öğrencilerin sayısını 15 olduğunu bulmuş olduk. Doğru cevap 15.
Son sorumuza gelelim. Bilge ile Ceren'in misketlerinin toplamı 38'dir. Bilge'de 21 misket olduğuna göre Ceren'in kaç misketi vardır? Bilge ile Ceren'in misketlerinin toplamını vermiş problemimiz. 38 toplam. Bilge'nin 21 misketi var. 21 bu. Bilge'nin misketi. Ceren'in kaç misketi var? Ceren'in misket sayısını bilmiyoruz. Problemi bu hale getirdikten sonra çözüme başlayabiliriz. Her zaman dediğimiz gibi toplananlardan birini bulmak için çıkarma işlemi yapacağız. Toplam 38, diğer toplanan 21, çıkaralım. 8'den 1 çıktı, 7. 3'ten 2 çıktı, 1. 17 cevabını bulmuş olduk. Yani Ceren'in 17 misketi varmış.